Bugün sizlerle birlikte Gratis'ten aldığım kalemliğe bakıyoruz. Aslında kalem değil, makyaj çantası ama neyse. Çanta dediğim böyle minnak bir şey. Ben şuraya Gratis yazıyor. Ha, ek. Eklips yazıyormuş. Şurada Gratis yazıyor. Evet, en altta. Böyle. Burada böyle sarı var. Burada böyle sarı şeyler var. Pembesi de vardı. Mavisi de vardı. Bak, çeşitlerini hatırlamıyorum. Böyle şurada tatlı bir tane kiraz var. Burada böyle tutmak var. Böyle de tutabilirsiniz. Böyle kapanıp açılabiliyor. Tabii ki kapanıp açılacak. Yoksa nasıl içine kalemlerimi koyacağım? Şöyle işte böyle saçın saçın. Siz göremiyorsunuz. Evet ama böyle koyu bir sarı değil. Açık bir sarı. Ve de böyle bu kadar böyle durgun değil. Bayağı canlı. Mesela burada azıcık turuncu gibi. Burada bayağı sarı. Burada capcan değil. Burada bayağı capcanlı. Ve de ben içindeki kalemleri değiştireceğim. Yeni kalemler koymayacağım. Başka kalemler koyacağım. Şöyle. İlk önce şunu çıkartalım. Elimle yapmayı denedim ama makasla yapacağım. Azıcık tablet kaydı, pardon. Kesiyoruz. Kestik. Evet, içine de kesecek bir yer vardı, onu da kesiyorum. Vazgeçtim, kesmeyeceğim. Çok kötü görüntü oluyor sonra ve de elimi de kesebiliyor. Ay, ben niye kapattım? Şimdi kötü olacağım. Gidip kapatıyorum. Evet, içine şöyle minnak bir tane kalem koyacağım. Ben minnak kalemleri seviyorum böyle. Küçük kalemleri seviyorum. Tatlı oluyorlar. Koydum. Aa, aklıma fikir geldi arkadaşlar. Sarı sarı kalemler koyalım. Şurada altın bir tane kalemim var. Şöyle bir kıyaslayalım. Böyle kıyaslayayım. Çok olmuyor ama koyacağım işte. Şöyle sarı. Şöyle sarı renkli kalemler koymak isterdim ama bu boya kalem değil. Maalesef başka şeylere. Şöyle tabletimi kaydırmam lazım. Çünkü tabletimi kalemliğime dayadım. Evet, tabletimi kalemliğime dayadığım için şeyimi şey yapmam lazım. Tabletimi böyle yapıp böyle yapmam lazım. Evet, siz böyle buraya giyiyorum. Burada böyle bir tane silgi var. Evet. Masa turu. Aa, arkadaşlar konuşacak bir şey geldi. Böyle turuncu bir tane kalem var. Ama başlığıma bakın. Aa, burada başka şeyler de var. Birincisi bu. Orada da ördek desenli bir tane uçurdu kalem gördüm. Onu da koyacağım şimdi. Bu ne? Sarı bir silgi. Sarı tekrar bir kalem. Evet ama burada silgi vardı. Silgisi yok. Evet maalesef. Şöyle sarı bir tane böyle bir şey. Bunu bana Şura hediye etmişti. Bunu bana Elif'e Cem hediye etmişti. Bunu bana annem pazardan alıp sürpriz yapmıştı. Tamamdır. Şimdi içine koyalım. Arkadaşlar şurada kermes yapıyorlar. Şarkı falan geliyor. Eğlenir misiniz siz de? Silgimizi de koyuyorum. Silgi azıcık çizmiş ama bir şey olmaz. Bir çanarı aldık. Belisyum'daki. Aslında bu da sarı. Bunun içine koyabiliriz. Şaka yapıyorum. Başka bir şey var mı? Şöyle de bakabilirim. Evet. Bunu göstermiştim. Bakın. Göstermemiştim, söylemiştim. Dünyanın en güzeli bir ucu yok. Evet, ucu yok. Şimdi 2 saat uç kalemi bulmayla uğraşacağım. Onun için videoyu kaynatmadan bunu koyalım. Ya da koymayalım. Neyse, ya da koyalım, siz böyle dolu halini görün. Şöyle kalemlerin nasıl durduğunu falan. Belki siz de alacaksınız. Bu arada şey dediğim Gratis. Gratis neyin yanında desem? Burger dükkanlarının yanında Rossmann da var, evet. Orada işte. Şöyle bakayım, sizi kaydedeceğim. Evet, izninizle. Arkadaşlar, yani turuncu sayılır mı? Sarıya yakın bir renk ya. E tamam, bunların yanında çok yabancı duruyor. Bakar mısınız? Çok yabancı duruyor bunların yanında.
Hayır. Ve ben ama sen yabancısın. Şimdi neden sarı olanını alabilirim? Neden buradan sarı yok? Aa var. Ay tamam, herhalde annemin kitaplarının arasındadır derken iyi ki buna bakmışım. Uçluğum buradaymış. Evet. Uçluğum da buradaymış, iyi olmuş. Siz de uçlusunuz. Tıkları onu göstereceğim arkadaşlar. Böyle bir kalemimiz mi var? Peki. Böyle bunun içine koymak mı istiyorsunuz? Hayır, buradan koymuyorsunuz arkadaşlar. Evet. Koymuyorsunuz. Böyle yapın. Evet, öldürün onu. Bozuldu diye ağlamayın. Bozulmadı. Böyle açıyoruz kutumuzu. Alıyoruz bir tane. Bir tane. Ve de böyle kısa değil, uzun. Böyle bu kadar. Böyle sizin ucunuz kaç, yorumlara yazın. Benimki 07 ve de numarasını da yazın 2B. Şöyle 07 2B. 24 tane varmış şimdi. 20'sini harcamışımdır kesin. Tamam, şimdi bunu böyle beyaz şeyin içine koyuyoruz. Asla sarı şeyin içine koymayın. Ucunuz mahvolur. Şimdi böyle yapıyoruz. Böyle yapın. Gelmiyor da minik seferde gelmez. Ve de böyle yapmayın. Çünkü bu böyle arta kaldığı için, yer çekim diye bir şey olduğu için gelmiyor. Böyle yapın. Bir tane nasıl dokundum? Bakın şöyle şurada. Şöyle göstereyim. Neyse. Böyle yapın. Kesin o da şey çekirdiğinden olmuştur. Hassas uçlu. Aa geldi ama çok fazla geldi. Ya şöyle bir kısa tırnağım gibi, tırnağım kadar geldi. Ama yani bir şey olmaz, yapacak bir şey yok. Şöyle uç kutumu burada koyacağım. Keşke sarı olsaydı ama gördüğünüz gibi mi? O yüzden koymayacağım. Eve gidince koyacağım. Ucum biterse evden alacağım uç kutumu. Neyse, büyük ihtimal buradaki sarı şey kalem de annemin kitaplarının arasındadır. Annem böyle kitaplarının altına böyle bir çizgi falan çiziyor. Hiç anlamadığım bir çizgi. Öyle. Sizi böyle alacağım. 2 saniyeliğine özür dilerim. Aa dur, ben ne kalemleri seviyorum dedim. Bunu çıkartmam lazım ama. Çıkarttım mı şimdi? Evet çıkarttım. Sarı kalem koyalım dediğimde çıkarttım. Dur bunu üstüme ara. Bilmiyorum. Bakın. Evet çıkartmışım. Yoksa sevdiğim arasında çok kötü patlardım. Evet, burada sarı bir şey var mı diye bakın. Aa bu var. Hadi ekleyelim. Aa bir de burada altın mı var? Bunu da ekleyelim. Aslında ikisinin arasında bayağı fark var ama hiçbir şey olmaz. Ay ben de bunu ikide bir kapatıp küçüğüm açmayla uğraşıyor. Dur bakın. ASMR. Son ses açın, son ses açın. Evet, yüksek yüksek açmışsınızdır. Umarım. Evet. Tamamdır. Şimdi koyuyoruz. Patlamadı ya bunların arasında. Aynen. İyi oldu. Asıl bu patladı. Çok fazla sarı. Fosforlu. Dur bir. Karanlıkta parlıyor mu diye bakacağım. Bilmiyorum. Aa arkadaşlar bakın. Şurada böyle kalp çıkarıcı var. Şurada böyle kalp var. Bunu nereden aldım diye sorarsanız. Kırtasiyeden aldım. Böyle kağıdı böyle bunun arasına koyuyorsunuz. Sonra böyle bastırıyorsunuz. Dur bir. Arkadaşlar bizimki bozulmuş. Neyse bir şey olmaz. En azından şey. Bozulmuş. Ha. Tamam. Evet. Kalbim böyle bayağı doldu. Evet ama ben ne istiyorum? Aşırı fazla olmasını. Ve şu an aşırı fazla olmadı. Tabii. Doldu mu? Ama bir şey olmaz. Ekleyecek birkaç şey daha buluyorum. Arkadaşlar bakın oje şeklinde kalem. Bunu da Rossmann'dan almıştım.
Böyle içinde böyle bir şey var. Bunun başka renkleri de var. Onu tek almadım ama. Böyle set halinde aldım. Onları da göstereyim diyeceğim ama hayır. Onun ayrıca bir videosunu yaptım zaten. Gidip onu şuradaki i butonundan izleyebilirsin diyeceğim de i butonu koymayı bilmiyorum. Neyse. Oje şeklinde kalem açılımı yazın çıkar. Turuncu bir tane bir şey. Çok turunculuğu parlamıyor ama. Bir bakalım. Belli oluyor mu? Çok şey var ya. O kadar da gerek yok. Gideceğim sonra yine bir şey koyayım ben. Bunun başka bir şey de var. Onu da göstereyim. Çünkü iki tanecik var yani. O yüzden bir şey olmaz. Evet ama ondan yani bayağı böyle renkler falan var. Aa onun turuncusu var. Gerek yok be. Bakın böylesi var. Evet ama biz tabii ki de hangisini kullanacağız? Bunu kullanacağız. Şaka yapıyorum. Annem. Evet koyduk. Hiç beğenmiyorsunuz. Sizin için göstereceğim. Aa, burada kitap kutusu. Aa burada da annem var. Bakın. Hiç belli olmuyor. Üç tane şey var gibi belli oluyor ama hayır. Bir tane şey yok. Şöyle. Evet dökülmedi çok şükür. Başka bir şey arayalım. Sarı kalem var. Koymak istemiyordum ama mecburen koyacağım çünkü aşırı fazla doldu. Evet ama ben aşırıdan da fazla doldum. Aa bunun galiba şerisi var. Arkadaşlar bakın. Gerçekte olan bu. Benim koyduğum bu. Tabii ki de bu. Aa arkadaşlar. Bakın şöyle bir tane limonlu şeyim de var. Bantım da var. Böyle şeyden değil ama böyle plastikten değil. Kağıttan. Evet kartondan. Çok az kaldı. Bayağı vardı. Çok az kaldı. Çok üzgünüm. Annem yine arkadan çıktı. Aa arkadaşlar böyle ağracım da var. Aslında bir sürü ağracım vardı. Ama maalesef. Aa hatta ben kitap koyayım. Aa şurada bir tane böyle şöyle günlük var. Aa şurada bir tane bardak var. Aa şurada bir tane dalim var. Saç spreyi. Evet ben saç spreyi koyayım. Neyse siz beni umarım arkadan görüyorsunuzdur. Bakın şöyle. Şurada görüyor musunuz? Şöyle şurada. Günlük. Allah. Neyse görmüyorsunuz da şu an göreceksiniz. Şunun şimdiliğine bak. Bunu nereden aldın diye sorarsanız. Ayten teyzem getirdi. Evet burada da böyle tatlı şey var. Gözlüğüne bakın. Şöyle bir tane üzgünmüş çizsek üzgün olduğu belli olacak. Şöyle bir kasını şey yapsak. Neyse. Bakın ne kadar tatlı şurada şey var. Bunun içine neler yazdıklarımı okuyayım mı? Evet okuyayım. Kısa olanlarını okuyacağım ama videomun uzamasını istemiyorum. Şurada çok saçma bir şey yazmışım. Gerek yok. Bu ihtiyaç defteri diye bir şey yazmışım. 5 artı 5'in 10 olduğunu bilmem için bayağı yani üstün zekalı olmam lazım. Bunu böyle yazarak hesaplamamam için aklımdan bilmem için bayağı şey olmam lazım. Arkadaşlar bakın. Şurada da böyle bir şey var. Bunu annemin stikerlarımla yazmıştım. Bu da ihtiyaç defteri. Şurada 5 artı 5, 10 artı 2 yazıyor. Bunu şimdi yaptım bu arada. Arkasında bir tane bir şey var. Dur bir. Tamam. Okuyayım mı? Okuyayım. Sevgili günlük, bugün pazartesi çok mutluyum. Bunun sebepleri şunlar. 2 hafta sonra Betül kuzenim Antalya'daydı. Esil'e yazacağıma Esi C yazmışım. Ya da L'ye benzeten bir C yazmışım. Esil diye bebek kuzenimle evlenmişti. Erka abimle aslında Erkan abimle yazacağım ama Erka abimle yazmışım. Ve ikincisi okul gezisine gideceğiz. Oyun parkı ücret 250 TL çok eğlenceli olacak. Dur bir eğlence parkı. Yani bakın yine annem. Ben zorladım.
Tamam. Çok eğlenceli olacak ve Esin'e bunu sonradan eklemişim. Çünkü şurada şu şaheseri görmeyin. Çünkü şurada böyle başka bir kalemle yazıyor. Ve Esin'e hastalandığı için gelemediler. Göstermediğim şaheserimi göstereceğim. Tada! Bakın. Çok kötü oldu. Ama bir şey olmaz. Tamam. Bunu ironi diye yaptım. Burada bir şey oluyor da hiçbir şey anlamadım yani. Okuyabilen var mı? Okuyabilen varsa şuradan bir helal diyorum. Yani ressam, ünlü ressam bu resimde ne anlatmak istemiş cidden hiç anlayamadım. Beyazlar vardı ya, nerede? Ha işte burada. Şurada Çiğdem, hayır, Çiğdem evet yazıyor. Böyle tik yazıyor. Aslında tik yerine V yazmışım ama burada Çiğdem kim derseniz ya da Çiğdem kim derseniz Çiğdem söyle sürekli arkadan zortlayan annem. Ece Güler. Bunu bana sınıf arkadaşlarım dalga geçiyordu Ece Güler diye. Hatta Ece Ağlar falan diyorlardı. Evet ama Ece Güler benim ismim değil. Ece Güler benim ismim. Şurada bir ara bir şey yazıyordu da çok bakamadım. He orayı koparmışım çok cringe olduğu için. Orada şu yazıyordu. Ben daha böyle yeni okumaya falan geçmiştim. Orada biz daha E, L harflerini falan öğreniyorduk. E, lakin, O, Mu, Tü falan yazıyordu. Böyle ilk önce biz E, lakin öğrendik. E, lakin şeyi öğrendik. Sonra böyle Mu, Tü diye bir tane yazıyı öğrendik. Öyle bir şey yok ama. Yani böyle harflerden E, lakin ve de Mu, Tü. E, lakin, Mu, Tü'yü öğrendik. Evet. Ve de şurada ela, lale, el, ele, Kerem, Ali, kalk, lale, topla yazmıyordu. Ali kalk falan yazıyordu. Neyse yani birçok sayfası bakın şöyle şuradan. Şurada koparılmış gözüküyor. Neyse en son sayfalara girilmez özel yazıyor şurada. Dur ben bakayım. Klinikse gazetemem. Özel yazıyor. Arkamda bir daha özel yazıyor. Şöyle şey yapmalıyım. Dur bir katlamışım. Ha bundan sonrası özel. Burada da çık diyor. Böyle çık ünlem işareti gönderiyor. Bir de şurada 3D yazıyor. Soru işareti. 3D bu arada benim sınıfımladı. 4 değil. Şurada da böyle elik de yapacağım. Evet. Girilmez özeli girelim. Sizler şeyimi paylaşacağım. Çık. Bir daha çık yazıyor. Şurada bir daha çık yazıyor. Çık. Sor. Yemekte ne var? Brokoli. Köfte. Biber. Ayran. İğren bir surat. Bu arada ben brokoli, köfte ve brokoli, köfte ve biberi sevmiyorum. Ayranı da sevmiyorum. Çık. Garip bir şey var. Oymuş bir tane balık var. Çok garip. İğrenç bir balık. Şurada böyle saçım. Burada da çık yazıyor. Burada da çık yazıyor. Bakın burada bir şey yok. Burada bir şey var. Şu an siz göremiyorsunuz. Ben de göremiyorum. Şöyle yazıyor. Şu arada Roblox mesage mesajlaşma uygulaması. Şuradan reklam vereyim. Şurada umarım ücretli video falan yazıyordur. O bir ara yazıyor da. Toca boca biliyorsunuz. Pancake. Ha pancake benim. Aa arkadaşlar ben pancake diye bir tane uygulama vardı. Tabletimden sildim. Adını hatırlamıyordum. Pancake'ymiş. Videodan sonra hemen. TikTok yok YouTube. TikTok bu arada ben sevmiyorum. Sadece şey diye kullanıyorum. Böyle oradaki şeyleri izlemiyorum. Böyle emoji falan var ya böyle kendime emojiler falan deniyorum böyle köpek suratı falan. Neyse. Şurada telefon görseli var. Neyse bakalım burada çıkacak mı?
çık yazıyor evet ama yani sayfa boş. Şöyle şurada çık yazıyor, siz göremiyorsunuz ama şu an görüyorsunuzdur umarım. Şöyle çık yazıyor. Aslında kıç yazıyor. Bana göre çık yazıyor. Kameraya yasladığı için orada kıç yazıyor. Size göre şöyle kıç yazıyor. Bana göre çık yazıyor. Gülmeyeceğim. Neyse şurada da kıç yazıyor. Kıç kıç kıç. Çekelim artık yazmıyor. Son sayfaya bas. Şurada bir şey yazmışım ama silmişim. Bu ne alaka? Şurada doğru mu gibi bir görsel var şurada da. Şöyle bir görsel var. Böyle böyle böyle. Herhalde tavşan çizmeye çalışmışım da olmamış. Bence. Onu geçmişteki ben ve Allah bilir. Başka bir şey var mı? Yok. Çok tatlıymış. Bunu da koyacağım buraya. Evet bunu da kendimi koyayım. Çok iyi koyacağım. Neyse ben artık yani bir şey mi çantamı sarıya dolduracağım çok iyi olmaz mı? Oha anam. Şurada kalemliğim kapattı. Şurada başka şeyler var. Aa şurada benim böyle bir tane hikaye yazdığım kitabım var. Böyle şey hakkında bir tane kitap yazıyorum ben. Adı neydi? Kurumayan Ağaç. Resimleyen Ece Güler. Yazar Ece Güler. Evet. Hepsini ben yaptım. Sizce kaçıncı bölümdeyim? Bu arada bölümler bayağı uzun. 9. bölümdeyim. Daha yeni geldim şöyle. Evet. Şimdi okumayayım çünkü şu 9 bölüm de çok uzun. Kaç sayfa bilmiyorum ama bayağı sayfa eder. Evet, şurada bardak var. Bu arada bardak içmiyorum. Bar şerik olarak kullanıyorum. Burada ikisi var. Bunda şey var, tamam. Şurada bir şey var mı? Sarı. Sarı kruka varsa koyabilirim ha. Ya da bilek mi? Çok da işe yarar değil. Ya tam şöyle koyayım işte bilmiyorum. Belki saçım falan bozulur. Koyayım yine de. Şu an gözükmüyorum. Aa beni kara delik çekiyor. Çekti. Evet çekti. Çekti. Aa! Güzel kolum. Şaka yapıyorum tabii de ironi. Şu an böyle yemek asamaya kanalları gibi oldum. Arkadaki emojiler, yandaki emojiler gibi yemekler yiyeceğim şu anda. Yüzümü göstermeyeceğim. Aa duyu bunlar burnlarını göstermiyor. Dudağıma çok güzel makyaj yaptım. Şu an bir tane bir şey yiyorum. Şöyle gibi bir şey. Ağzımdan akıyor ve de hiç şöyle böyle buramda falan var. Hiç böyle yapıvermiyorum. Hiç yapmıyorum. Yüzüm böyle akıyor. Hiç böyle böyle yapmıyorum. O da yiyecek halim yok herhalde. Yapmıyorum. Çünkü ben neyim? Balım. Evet ben balım. Allah'ım yarabbim ya. Sinirlerim bozuldu. Şimdi annemin kitabının tek şeyi bulmaya gidiyorum. Burada bir tane mavi var. Burada bir tane mavi var. Burada bir tane kahverengi var. Acaba annem hangi kitapta kaldı? Göremiyorum maalesef. Başka sarı bir şey var. Evet ama altındaki siyah. Aa hatta bakın bu benim okul kıyafetim. Evet ama bu yanımda çorap yok. Onu gösteremem. İğrenç olur. Bunu gösterebilirim. Bakın şöyle. Şöyle okul formam. Aslında üstü böyle değil. Böyle okul formasım mı Allah?
şöyle şuraya çıkayım, sana çıkayım göstereyim. Evet, böyle. Okul kıyafetinin altı böyle. Etiketim gözüküyor yani ama bir şey olmaz. Şu an sandalyenin üstündeyim. Hoppa! Başka ne koyabilirim? Aa, buradaki tablo sarı, bakın kesinlikle sarı, kesinlikle ben renk kör değilim. Onu da çantama koyabilirim. Evet, onu da şişeme koyabilirim. Çok mantıklı. Allah'ım. Aslında benim okul çantam yeşil. Ama ne yapacağım? İçine böyle sarı eşyalara falan dolduracağım. Evet, kesinlikle bunu yapmalıyım. Vazgeçtim, yapamalıyım. Yarısı kitaptan, defterden ibaret. Onları da değiştiriyorum yani. Devletin verdiği kitapları değiştiriyorum. Ben bunu sarsın istiyorum. Bir daha iade edeceğim falan diyeyim yani devlete. Defterimi de yani defterimin bütün sayfaları da olmadı. Daha sayfası var. Aa, ama yaz tatili yaklaşınca yapabilirim. Şurada annemin okuduğu çok tatlış bir tane kitap var. O da çok dikkatimi çekti. Bakın çok güzel bir kitap. Başlık isim de çok masum. Neymiş söyleyeyim mi başlığı? Veronica ölmek istiyor. Çok masum. Hatta şurada göstereyim. Görmüyorsun değil mi? Şöyle şurada. Tersten okuyunca Veronica ölmek istiyor yazıyor. Buradan okumayın. Böyle buradan başlayın. Böyle okuyun. Bakın. Veronica ölmek istiyor. O zaman arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay. Evet. Hep tokobok çıkışlarını böyle yapıyorum. Neyse. Abone olun. Yoksa sizi öldürürüm. Veronica ölmek istiyor yerine takipçilerim ölmek istiyor yazarım. Neyse, bye bye.